Sevgili izleyicilerim, Öğretmenler Günü dolayısıyla Ankara'dan Adana'mıza gelen yine bir Adana Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Bayki Öztürk Bey bir konferans verdi. Biz de izledik efendim. Buyurun. Pozitif olması, anlamlı, değerli olması, iki, bir amaca, bir hedefe ve bir hayale matufsa beyin ciddiye alıyor. Diğer sonra 3-5 gün tutup çöp sepetine alıyor. Yani mesela olaya bir beynin çalışma sistemi bakımından baktığınızda Facebook, TikTok, Instagram, öteki, beriki tamamen bir ön bellek yanılsaması, anlamsız, değersiz bir sürü şeyle dolu. Abur cubur yani. Beyin için hiçbir anlam ifade etmiyor. Öğlenme molası ne kadar? 3 saat. Bir gün. Neden? Beyin ciddiye almıyor ki. Anlamsız bu. Değersiz bu. İnsana mesela siz öğretmenliğe başladınız, okula girdiniz sınıfa, sene başında çocuğa bir hayal veriyor. Seni matematikte şu ufuklara çıkaracağım, sosyal bilgilerde şuralara gideceğiz. Bir uzak hedef, bir uzak amaç, bir vizyon. Ve senenin başında çocuğa okula yeni başlıyorsa ilkokula, dördüncü sınıfa çıktığında onu nerelere götüreceğinizi hayal ettirmeniz. Okul öncesi ve temel eğitimde mutlaka çocuğa hayalini yazdırıp duvara astırmak gerekir. Sınıf öğretmenliği yaparken çocukların hepsinin hayallerini duvara astırırdım. Yaramazlık yapan çocukları çağırırdım. Gel derdim, sınıf herkes dinliyor. Bu senin hayalin, oku bakayım bunu, okuyordu. Bir daha oku, okuyordu. Yüksek sesle herkesin duyacağı kadar oku, okudu. Peki soruyorum şimdi sana derdim. Sen bu yaptığın davranışla bu hayale ulaşabilir misin? Çocuğun kendisini aşmasını sağlıyorsun. Çocuğu zamandan ve mekandan aştırıyorsun, kendisini aşmasını sağlıyorsun. Ve hayvanlar hayal edemez. Bir tek insanlar hayal eder. Varlıklar içerisinde bir tek insan hayal eder. Bunu kullanın. Hayali olan yorulmaz. Hayali olan acıkmaz. Aşk ile boşan yorulmaz demişler ya. Ver çocuğa gazı gitsin ya. O topuklar gider. Şartlara da bakmaz biliyor musun? Bir hayali var. Hayali olmasa ne yapacak? Niye hep çalışsın ki? Söyler misiniz? Bir hayali yok, bir hedefi yok, bir amacı yok. Uğruna ölecek bir sevdası yok. Niye hep çalışsın? İki tane eşeği var zaten. Birinin annesi, abi anne, birinin annesi, baba. Birine biniyor, yoruldu mu diğerine biniyor. İki, çocuğa hayat, daha sonra tasavvur, zihinsel yol haritası, yol zamandan ve mekandan yukarı çıkardığınız hayali aşağı indireceksiniz ayağa. 5N 1K'ya dönüştüreceksiniz. Ne, nerede, ne zaman, niçin, nasıl, kim yapacak? Tasavvur, zihinsel yol haritasını açacaksınız. Hayal uzak, hedef 3 aylık, 6 aylık, 1 yıl. Birinci dönemin sonuna kadar seninle şunları, ikinci dönemin sonuna kadar şunları yapacağız. Sene sonu geldiğinde seninle şu ufuklara gitmiş olacağız. Var mısın? Tefekkür. Düşünmeyi yapacağız. En büyük dünyadaki şu an Almanya'da Jürgen Habermas'tan profesör, sosyolog, felsefeci Almanların şu an en kıymet verdiği adamlardan bir tanesi. Onun şu an Alman toplumu için ve dünya insanlığı için en büyük sorunun yavaş yavaş insanlık düşünmeyi unutuyor. Çünkü bu telefonun adı akıllı telefon. Akılları oraya koydu. Bizdekine ihtiyaç yok diyorlar. Yeni anlayış bu. Tefekkür,
analitik düşünme becerileri, muvazene, mantık ve tezekkür, anlama, ifade etme, uygulama, yani olguyu, algıyı, uygulamayı, beceriyi, tutumu, davranışı kendi cümleleriyle anlatma. Onu tezekkür etme. Ne anladığını kendi diliyle ifade. Ve tabii ki değerli dostlar, talim, öğrenme, öğretme süreçleri, kuramları, terbiye, hikmet, irfan, ahlak, edep, metodoloji, tekamül, seviyelendirme, yetenek, kişilik tespiti, mizaç, ona uygun, enegram. Bir önceki bakanımız Ziya Selçuk'un doktora tezi, ebeveyn eğitimi adıyla kitaplaştırıldı. 9 ayrı kişilik var, bu 9 ayrı öğrenme tipi var. Bu 9 ayrı öğrenme tipine uygun 9 ayrı insanların yakın olduğu ana baskın meslek dalları var. Onda başarılı olamasa her insanın 2 yan yetenekleri var. Onun keşfedilmesi annesi babası ve öğretmeni tarafından ancak olabilir. Tavsiye ederim. 2 tane kitabı var. Bir tanesi ebeveyn eğitimi, bir tanesi öğretmenlerin bu meslekteki eğitimde dikkat edecekleri 2 tane ayrı kitap. Tavsiye ederim bu konuyla ilgili. Özellikle de şu, seviyelendirme ve hangi mizaca uygun çocuk, o mizaca göre nasıl eğitilmeli, nasıl yönlendirilmeli, nasıl geliştirilmeli, nasıl, hangi mesleğe yönlendirilmeli. Son, tahammül, yani sevgi, sabır, ilgi, emek, öğretmenliğin taş kemirme kısmı yani. Bir de bitiriyoruz. Dünyada değerli dostlar, değerli meslektaşlar, eğitimin gittiği yön ve yönelim bakımından 6 tane ana yönelim durumu var. Biri ekonomi odaklı olma, dijitalleşme, bireyselleşme, inovasyon, değerler eğitimi, aileyi, okulu hayata, hayatı okula ve aileye taşıma odaklı eğitim yönelimleri var bütün dünyada. Ve burada en önemli ortaya çıkan durum şu. Her çocuk kendine özgüdür, her çocuğun bir dahi tarafı var. Ve herkese 40 numara ayakkabı uymaz. Mevcut eğitim paradigması dünyada şu. Otobüs. Otobüsün bir kaptanı var, okul müdürü. Kaptan yardımcısı var, müdür yardımcısı. Hostesi var, öğretmen. Ve yolcuları var, öğrenci. Kaptan otobüsü nereye sürerse, otobüs oraya gidiyor. Hostes, öğretmen, öğrenciye ne verirse, öğrenci ikram olarak onu alıyor. Öğrencinin buradaki müdahilliği sınır. Diyor ki, yeni paradigma, insanı diyor otobüsten indirip bisiklete bindirmeniz gerekiyor. Çünkü insan diyor yapısı gereği, ilk eğitimde verilmesi gereken şey dengedir. Sevgisiyle nefreti, sevinciyle hüznü, adaletle zulüm, denge olması. Hayat dengedir. Normal, doğal, denge durum. Dengenin sapması işte arıza, problem, sorun dediğim şey o. Bir de bisikletin şu özelliği var. Siz harekete geçmedikçe o harekete geçmiyor. Onu belli bir ivmeyle, belli bir ritme kavuşturmadan ondan sonra kendiliğinden gidiyor. Ama önce ilk hareketi sizin başlatmamız gerekiyor. Hayatta çocuğa şunu öğretmek gerekiyor. Sen başlamıyorsan hiçbir güzellik başlamayacak. Senin başlatmadığın hiçbir yeryüzündeki güzellik başlamayacak. Öyleyse başla. Bekleme. Bekleyenlerin beklemesi gerekiyor. Başlayanlar bitirir. Öğretmen
için de bu böyle, benim için de böyle, okul müdürü için de böyle değerli dostlar, değerli meslektaşlar. Bir de hadisenin inovasyon kısmı ile ilgili de var. Çünkü günümüzde bir de ekonomik odaklı bir dünyada yaklaşım var. İnovatif, kreatif, üretken, markaya, patente, efendim keşif, icat, buluşa dönüşen, projeye dönüşen bir mentaliteymiş. Mesela Yemen'de, Bolivya'da ya da işte Brezilya'da 250 gram bir kahve çekirdeği bir sent ya da iki sent. Eğer siz bu kahve çekirdeğini bir paket ambalajın içerisine koyar, markette satarsanız 5 sent ile 25 sent arası dünyada fiyatı var. Aradaki fark inovasyon farkıdır. Eğer siz bunu buradan çıkarıp bir makineden öğütüp herhangi bir kafede, herhangi bir restoranda kahve istediğimizde bu 75 sent ile 1,5 dolar arasında bir fiyata gidiyor. Aradaki fark yine inovasyon farkı. Eğer siz bunu markalaştırır, Starbucks kafede özel ambalajında kişiliğinizi tamamlayan çizgi diye sunar, algı oluşturur, reklam yaparsınız. Şu an İstanbul'daki havalimanında 10 euro çok pahalı. Dolayısıyla aradaki 1 sentten, 2 sentten aşağı yukarı 10 euroya, 10 dolara kadar aradaki fark bir inovasyon farkı. Şimdi bunları geçtik. Son geldiğimiz şey şu. Bitiriyoruz. Değerli dostlar. Bizim öğretmenler gününde üzerinde belki de düşünmemiz gereken şey, şema bu. Etkili bir öğretmen, etkili bir öğrenci bir nevi meydana getiriyor. O etkili öğrenci, etkili bir ailenin oluşumuna katkı sağlıyor. Etkili aile, etkili bir toplum, etkili bir toplum, etkili bir devlet. Etkili bir devlet, dünyada etkili bir millet meydana. Tabii ki öğretmenin etkili hale gelebilmesi için gerekli şartlar, ortamlar, durumlar oluşturulmalı mı? Evet. Hem de çok evet. Ama bu sadece bizim ülkemiz için geçerli bir şey değil. Benim anlattığım şeyler bütün dünyada herkes için. Konferans sonrası Mardin'e giden, yine Mardin'de bir konferans verecek olan Baki Bey'e başarılar diliyoruz efendim.